Herkese merhabalar. İngilizce 2. dönem 1. yazılı provamıza başlıyoruz. How are you evladım? Allah'a şükür hocam, siz nasılsınız? Oğlum ben sana İngilizce soruyorum. How are you diyorum. How hocam, are you? Önemli olan anlamam değil mi, ama ben anladım sonuçta dediğini. Ama sen bana İngilizce cevap vermedin. How are you? I'm good. Güzel. I'm good dedin. İyi dedin ve şimdi yazılıyla alakalı güzel bir konu anlatımıyla başlayacağız. Subjects yani konuları of the first exam, birinci sınavın konularına bakacağız. Dördüncü ünitemiz yani my daily routines ve ardından beşinci ünitemiz health, altıncı ünitemiz movies. Bu konularla alakalı net bir şekilde soruları çekeceğiz, konuları anlatacağız. Ardından da yazılı sorularımız geliyor. Bu yazılı sorularımızı yaparken sizler takıldığınız soruları mutlaka bizden dikkatli bir şekilde dinleyeceksiniz. Ama eğer cevaplarını biliyorsanız videoyu durdurup sizler de cevaplayabilirsiniz. Bayağı bir soru hazırladık. İngilizce sınavı önemli. Çünkü öğrenciler hocam we can't do this. Yani yapamıyoruz İngilizceyi. We don't like. Biz İngilizceyi sevmiyoruz dediler. Yapamıyoruz hocam İngilizceyi. Aynen. Bizi bir sürü gördüğünüz gibi onlarca soru hazırladık. İngilizce yazılısına bomba gibi gireceğiz. Are you ready diyorum. Hazırım hocam. Ha hazır. Vay. İngilizce soruya Türkçe cevap. Harika. Mükemmel diyoruz. Şimdi ilk başta ne yapacağız? Yazılımızın konularına, sorularına geçmeden önce yazılımıza çıkacak konularla alakalı bir genel bir özet vereceğiz. Yani summary yapacağız. Ardından da bu özetten sonra da artık yazılı sorularımıza başlayacağız. Şimdi my daily routines benim günlük rutinlerim demek. What people do regularly. Yani insanlar düzenli olarak ne yapıyorlar? Burada esasla bilmemiz gereken şey simple present tense. Yani geniş zamanı soracaklar bize. Ve simple present tense de son derece basit. Neydi? Ben vardı. I, you, we, they. Yani ben, sen, biz, onlar. Bir de he, she, it vardı. Bu da İngilizler ayrımcılık yaptığı için kızlar için she, erkekler için he falan diye yakışmıyor. O diyor. Ama yapacak bir şey yok. Biz onları bu şekilde de kullanıyorduk. Şimdi sıkıntı yok. Şimdi simple present tense ne yapıyoruz biliyor musun? Evladım, Tankuç'um bak şimdi. Şöyle bir sözlüğümüz var ya. Sözlükte ne yazıyor üzerinde? Dictionary yazıyor değil mi? Sözlükte dictionary. Sen sözlükten mesela diyelim ki gitmek fiiline bakıyorsun. Gitmek fiili ne yazıyor? Go yazıyor. Olduğu gibi alıp koyuyorsun go'yu. Bu kadar basit. I go diye bitti. Koyuyorsun. Bitti. Veyahut da çalışmak ne yazıyor? Work. Hemen buraya work diye yazıyorsun. Bitti gitti. Veyahut da işte ne bileyim uyumak ne yazıyor? Sleep. Alıyorsun buraya hop diye sleep'i koyuyorsun. Sadece bu ben giderim, sen çalışırsın, o uyur anlamına geliyor. Biz uyuruz anlamına geliyor. Ama sadece he she de go'yu ya da work'ü ya da sleep'i olduğu gibi yazamıyorsun. Yanlarına s takısı getiriyorsun. Yani goes veyahut da works ya da sleeps diyorsun. Yani bu sadece he she de s takısı geleceğini bil yeterli. Diğer türlü sözlükten al hop çikilop cümleye yerleştir yeterli. Bir de hocam sesli harf olunca yanına es olarak geçiyor. Vay, bunu da hatırlatayım güzel. Hocam. Aynen çok karizmatik bir cevap ver. Gerçekten bak work'ün ve sleep'in sonundaki harf k ve p sessiz ama go'nun yanındaki o harfi yani go'nun sonundaki o harfi sesli olduğu için buraya s geleceğini de bilebiliyoruz. Tabii bir de aynı buna benzer mesela cry var mesela ağlarım mesela. Aynı şekilde sonu Yozgat'la bitenlerde yani y harfiyle bitenlerde cry yapmıyoruz da es oluyor. Harikasın Tankuç. Gerçekten Tonguç'a göre çok daha zeki, başarılı ve atik gördüm seni. Sağ olun hocam. Aynı zamanda birazcık patik gördüm. Güzel. Aferin. Şimdi aynen saçma sapan esprilerle devam edelim. Simple gerçekten öksürttüm beni Tankuç. Şimdi what people do regularly. Simple present tense. Bunu bileceğiz tamam. Bununla alakalı zaten sorular çözeceğiz. Bir de telling the time. Yani nedir? İşte it is 10 o'clock. It is 10 o'clock nedir? Saat 10 demek. Bu kadar basit esasında. Bazı half past 2 veyahut da işte quarter past 9 gibi ifadeler var ama temelinde birden 12'ye kadar sayman yeterli. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock ve 12 o'clock demen yeterli. Half past ifadesini yani yarım geçe veya to half gibi ifadeleri bilmemiz de önemli. Onları da birazdan göreceğiz. Sorularımızı çözeceğiz zaten. Bir de what do you do in the evenings? Yani akşamları ne yaparsın? Mesela sen akşamları ne yaparsın? Yemek yerim önce hocam. Çok güzel. I eat dinner diyebilirsin veya I have dinner diyebilirsin. Veyahut da mesela I watch TV. Mesela televizyon izlerim. I watch serials diyebilirsin. Veya I read a book. Bir kitap okurum. Veya da I read books da diyebilirsin. Sıkıntı yok. Burada kesin olan bir şey varsa düzenli olarak yaptığımız şeyleri söylüyoruz. Veyahut da evenings'den başka ne diyebilirsin? Mesela morning. Sabahları ne yaparsın? Sabahları mesela duş alırız değil mi? Kahvaltı yaparız. Ben duş almıyorum hocam çok. Yani daha her sabah almıyorum. Geceleri alıyorum yoksa hasta oluyorum hocam. Aferin sabahımız. Güzel. Tebrik ediyorum seni. Bir de afternoons. Yani öğleden sonraları da diyebiliriz. Öğleden sonraları da ne yapabilirsin diyebiliriz. Bir de what time is it sorusunu kullanacağız. Bak burada daily rutine, günlük rutinlerimizde what do you do in the evenings, mornings, afternoon diyorsak burada what time is it diyeceğiz. Mesela diyelim ki az önce it is 10 o'clock demiştik ya bu sefer de 10.30 diyelim mesela. It is half past 10 diyeceğiz. Yani 10.30 demiş oluyoruz. Burada kuralımız şu evladım. Normal saatlerde it is 10 veyahut da it is 2, it is 4 böyle saatin rakamını yazmamız yeterli. 1, 2, 3, 4, 5. Ama buçuk geçe diyorsak half past 10 diyoruz. Çeyrek geçe diyorsak
quarter past ten diyoruz. Eğer kala diyorsak da bu sefer de it is ten to ten. Yani ona on var diyebiliyoruz. Bu şekilde söylüyoruz. Şimdi geldik diğer ünitelerimize. Health yani sağlık. Sağlık her şeyin başı, öyle değil mi? Her şeyin başı sağlık hocam. Aferin. Gerçekten tam bir babaanne gibi konuştun. Tebrik ediyorum seni. Expressing illnesses and needs. Yani hastalıkları defedelim hocam. Defetmek değil de dile getireceğiz şimdi önce. Ve ihtiyaçlarımızı bileceğiz. Burada birincisi hastalıkların ne olduğunu bilmemiz lazım. Mesela headache var. Diyelim ki headache nedir? Baş ağrısı. Mesela bu ek ağrı demek, throat ek boğaz ağrısı oluyor, stomach ek mide ağrısı oluyor, böyle değişiyor. Ama biz ilk başta headache'i bilelim. Veyahut da painkiller. Painkiller ne olabilir sence Tankut? Hocam bir şeyi yok eden anlamında olabilir mi? Harikasın, tedavi için gerekli olan şey. Yani acıyı yok eden, pain acı demek. Merhem gibi. Muhteşem bir zekaya sahipsin. Painkiller da merhem, yani tedavi için gerekli olan şeyler. Veyahut da ne diyelim mesela, runny nose. Yani runny nose ne olabilir? Böyle sürekli akan, hastalıklı insan için, hani hep böyle burnu akıyor ya adamın, hep evet, hasta. Evet. Mesela ben şimdi biraz hastayım, ben runny nose olmuş olabiliriz. Veyahut da tissue diyebiliriz mesela. Tissue. Tissue da nedir mesela? Bu şey, mendil gibi, hani burnum akınca ne yaparız? Mendil kullanırız. Bunları da söyleyebiliriz. Bir de making simple suggestions. Making simple suggestions'a kastımız nedir Tankuteli adam? Burada şunu bilmemiz lazım. Bazı basit öneriler yapmak. Yani mesela hasta olan insana biliriz. Biz ne deriz? Should. You should drink milk mesela, süt içmelisin. Veyahut da you shouldn't drink cold water, soğuk su içmemelisin gibi ifadeler buluruz. İşte should ve shouldn't ifadelerini kullanacağız ki hastalarımıza bazı şifalı cümleler söyleyebilirim. Mesela burada ünite 5 ile alakalı what's the matter with you? What's wrong with you? Yani ne oldu, ne var, ne oldu sana, bir şey mi oldu diye soru soruyoruz. Orada da cevap veriyor. Diyor ki mesela I have got a headache. Mesela ben I have got a headache. Başım ağrıyor diye cevap verebilirsin. Veyahut da dişin ağrıyorsun mesela, toothache diyebilirsin. Ek demek ki ağrı anlamına geliyor Tankuç'um. What should I do? Ne yapmalıyım mesela? Ne yapabilir? Baş ağrıyorsa mesela you should take an aspirin. Bir aspirin alabilirsin. You should take an aspirin. Veyahut da işte dişin ağrıyorsa you shouldn't drink cold water. Zaten dişimiz ağrımasa bile biz normal koşullarda da soğuk suyu fazla tüketmememiz, içmememiz gerekiyor. You shouldn't drink cold water. Bunu diş ağrısına sahip olan arkadaşımız için söyledik. Bunu da baş ağrısına sahip olan arkadaşımız için söyledik. What hocam, should I do? Gönül ağrısına ne iyi gelir? O zaman you shouldn't think a lot. Çok fazla düşünmemelisin. Yani düşün sıkıntı hocam, yaşarsın. Çok güzel bir öneri. Aynen, gerçekten bir hekim gibi davrandım. Sana hemen bir reçete de yazalım. Evet. Şaka bir yana. Şimdi what should I do dedik. What should I do sorusunun cevabına you should diye cevap verdik. What's the matter with you sorusuna da I have got a headache. Şimdi bunları hızlı hızlı göstermem lazım çünkü yazılı soruları bizi bekliyor. Son derece heyecanlıyım acaba sorular nasıl olacak diye. Sende de bir heyecan var mı? Bende de bir heyecan var hocam. Tabii bir heyecan var. Aynıları belki de çıkacak. Aynen, güzel güzel. Sıcak ediyorum. Sıcak hissediyorum diyorsun. Yani. Sıcak hissediyor. Hadi bakalım şimdi devam edelim. Unit 6. 6'ya baktığımızda ise movies yani filmler. Expressing likes and dislikes. Bir şeyleri sevdiğimizde biz I like ya da I love ya da sevmediğimizde I dislike. I love this game. I love this game. Bu oyunu seviyorum ya da I hate this game. Bu oyunu sevmiyorum diyebiliriz. Aynı şekilde mesela ne diyelim mesela I dislike horror movies. Mesela şeyleri nedir onun adı? Korku filmlerini sevmiyorum diyebiliriz. Bir de stating personal opinions yani kişisel fikirlerimizi dile getirirken I think bence veyahut da in my opinion, benim fikrimce gibi ifadelerle de biz düşüncelerimizi dile getirmeden önce bu tarz cümleleri söyleyelim. Mesela I think they are frightening. Mesela şurada bir cümle yazalım. Burada mavi olsun. Hani expressing likes and dislikes dedik, evet. Ya mesela ne olsun? I dislike horror films. Yani ben dislike'a yüklen. Aynen, dislike'a yüklen. Ne diyorsun evladım? Like'a yüklenim. Videoda like'a yüklenim. Pardon, değil mi? I dislike horror movies. Yani ben korku filmlerini severim diyor. Tamam, sıkıntı yok. Pardon, sevmem diyor. Niye sevmediğini sorduğu zaman korkuyordur hocam. Korktuğu için mantıklı, çok zekice bir cevap. Ama o da cevap veriyor. Diyor ki I think, bence diyor I think they are frightening. Onlar diyor çok böyle korkutucu. Aynen dediğin gibi işte. Çok ya, korkutucu olduğu için yine de. Yine yoluma geldiniz hocam. Aynen, yapacak bir şey yok. Dolayısıyla burada tabii de because kullanması gerekir. Niye? Çünkü ben korku filmlerini sevmem. Çünkü because I think they are frightening de diyebilir. Ya da because demeden, çünkü demeden böyle devam eder. Sıkıntı yok. O zaman I think, in my opinion dedik ve hepsi görüşlerimizi belirtmek için kullandık. Peki, what kind of movies do you like sorusuna ne tarz cevaplar verebiliriz? Birincisi I like dedikten sonra veyahut da I love da diyebiliriz. İşte az önce söylediğimiz korku filmini sevmediğimize göre o zaman çizgi filmler diyelim. Mesela cartoons veyahut da drama filmi. Mesela sen ne tarz filmleri seviyorsun evladım? Ben komedi filmlerini seviyorum hocam. Komedi movies.
Ay funny movies veyahut da comedy movies diyoruz ve geçiyoruz artık yazılımıza. Gerçekten heyecan fırtınası devam ediyor. Şu anda insanlar, milyonlarca kişi acaba yazılı sorular nasıl olacak diye merak ediyorlar. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına bakaraktan, hocalarımızla görüşerekten sizlere güzel bir yazılı hazırladık. Hemen emniyet kemerini tak evladım. Taktım hocam. Taktın tamam. Güzel. Uçuşa hazırım. Uçuşa hazırsa bak bunlar da uçuşa geçmişler. Başlayalım. Şimdi answer the questions according to picture. Resme göre soruları cevaplayınız diyor. What is the name of the movie? Filmin adı nedir diyor. Zaten filmin adı burada yazıyor. It is, filmin adı diye cevap verirken, it is Ralph Breaks the Internet. Yani Ralph, şöyle direkt yazıyoruz gördüğüm gibi. Ralph Breaks the Internet diye yazdık. Filmden para aldınız mı hocam? Oyun bozanlar. Reklam için. Evet, belli bir bütçe aldık. Destek aldık yani, filme destek. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Sonuçta biz de gelirimiz ancak bu şekilde kazanıyoruz. It's Ralph Breaks the Internet diye yazdık. Yani Ralph ve internet filmi söyledik. What kind of movie is it? Ne tarz bir film diyor. Sence ne tarz bir film Tankot? Bu daha sanki macera gibi birazcık. Ama doğru aksiyon. Macera ama it is an animation movie. Ha, niye? Çünkü animasyon var. Filmi, bu tarz evet. Filmlerimiz animasyon filmi diyeceğiz. Peki what time does the movie start? Ne zaman film başlıyor sence evladım? Saat 9 gibi falan başlar hocam. Saçmalama oğlum, görmüyor musun? Özür dilerim, görmüyor. Allah'ım yarabbim. It starts diyeceksin. It starts. Evet. Bak 19.30 demiş ama biz İngilizce'de böyle şeyli rakamlar kullanmadığımız için 7.30 diyeceğiz. Yani Türkçe'ye 7.30 denk geliyor. O zaman half past 7. 7.30 diyeceğiz. Ve öğleden sonra olduğu için, 19.30 olduğu için PM diyeceğiz. PM. Biliyorsun gece 12'den öğlen 12'ye kadar AM diyorduk. Ben bunları hep karıştırıyorum hocam. Öğlen 12'den şeye kadar da nedir onu da, öğleden sonra 12'den gece 12'ye kadar da PM diyorduk. Dolayısıyla bunu da bilmemiz gerekiyor. Yani sabahları AM diyeceksin. Bu kadar basit. Tamam. Şimdi burada şu çok önemli Tankut evladım. It starts dedik bak. It'e starts diye cevap verdik. Burası önemli. It start demedik. Where is the movie? Peki sinema nerede? Sinema nerede? Sinema nerede? Ya hangi sinemada okutuluyor? Bak burada tabii biraz tam anlaşılmıyor ama şuraya farklı ne diyelim? Ocean Movie Theater. Yani okyanus filmleri sinemasında gör. O zaman ne diyeceğiz? It is in the... Ben onun salon ismi olduğunu anlamadım hocam. Evet biraz zor soru. Biraz seçici soru. Yeni nesil sorularda böyle zor sorulara örnek veriyoruz. It is Ocean Movie Theater dedik ve cevabımıza yazdık. Şu anda heyecan fıtırası devam ediyor ve geçtik yeni bir sıraya. Şimdi burada put the words in the correct order demiş. Kelimeleri doğru sıraya koyun demiş. Şimdi burada kuralımız ne biliyor musun Tankut Elan? Birincisi hani Türkçe'de şöyle bir şey vardı. Öznemiz en baştaydı, sonra da yüklemi koyuyorduk, öyle değil mi? Ama i̇şte ben ben diye başlarım hocam. İşte ben eve geldim diyordum mesela. Hatta tam kurallı hali Türkçenin özne, nesne, işte yer tamlayıcısı ve zar tamlayıcısı yüklem diye oluyor. Tamam, bunu sonraki sınıflarda daha iyi öğreneceğiz. Ama Türkçe'de kurallı cümle böyle. İngilizce'nin kurallı hali ve İngilizce hiç kuralı bozamıyor, İngilizce'de yerik yok. İngilizce'de en başa yine subject geliyor, yani özne geliyor, tamam. Ama sonra hemen ikinci sıraya yüklem geliyor. Yani subject, verb. Ondan sonra object nesneler, sonra place, sonra time. Yani swapped kuralını bilmemiz lazım. Tabii bu çok ileride senin işine yarayacak bir şey ama temelinde senin bilmen gereken önce özneyi sonra da yüklemi koyacağını bileceksin. Bu İngilizcenin en kurallı hali. Hocam ben izledim film ve işte şu gibi. Aynen Johnny Vine. Aynen Johnny Vine. Dediğin gibi önce özne, sonrası yüklem, sonra bıdı 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 bıdı. En sonra time'ı ya da place'i koyabiliriz. Şimdi bak burada bir şeyler var. Tamam. Burada da bir şeyler var. Burada da bir şeyler var. Kesin olan bir şey varsa biz şunu öncelikle bilmemiz lazım. Mesela I diye bir şey var. Bu o zaman özne oldu belli. O zaman I buraya koyacaksın mesela. Bitti. Burada ne var? My diyor. My dedin, tamam mı? Bunu da koydun. Ama tabii ki my deyip I deyip bırakamazsın. Mesela ikinciden devam edelim. I feel olabilecek hangisi? Burada think. I think dedim mesela. I think. Bence action movies, aksiyon filmleri are exciting. Aksiyon filmleri heyecan vericiyim. Tabi bu biraz yardımcı fiilli bir cümle oldu. Ama temelinde bence, ben düşünüyorum diye başladım. Veyahut da şurada mesela my favorite movie, benim favori filmim, my favorite film, öznemizi yazdık. Sonra yüklemimizi yazıyoruz. Yüklemimiz burada ne? Is. Is bir yüklemdir Tankut Elan'ım. My favorite movie is, ne diyelim mesela, Spider-Man. Benim favori filmim Örümcek Adam diye yazıyoruz. Şimdi bak öznemiz, yüklemimiz ve nesnemiz. My favorite movie is Spider-Man. My name is Tankut. I am, mesela I am a teacher. Böyle fark etmez. Sonuçta ikinci sıraya koyacağımız şey önemli. Sırayı bu şekilde dizdik. Şimdi şuraya bakalım. Burada soru işaretleri var. Soru işaretleri olunca ne yapıyorduk? Teslim oluyorduk. Yapacak bir şey yok. Bu sefer takla atıyor. Durumlar değişiyor. Şimdi burada soru işareti olduğu için bir kere soru ifadesini sağlayan şey ne? Burada would. Would'u başa koyuyoruz Tankut evladım. Would you like to go? Bak yine esasında would'u çıkarsak eski hali devam ediyor. You, özlemiz. Like, yine aynı şekilde yüklemiz. You like to go to the cinema. Sinemaya gitmeyi severim. Sinemaya gitmeyi seversin. Sen seversin. Ama soru olduğu için
Would you like to go to cinema? Bu kadar basit. Sorusunu sormuş oluyoruz. Gitmekten ama hoşlanır mısın? Gitmekten hoşlanır mısın? Deli misin sen? Manyak mısın? Öyle bir şey. Mesela burada da tabii burada normalde ne dememiz lazım? You watching dememiz bak, lazım. You hayır. Önce özlemimizi koyacağız. You. Sonra yüklemimizi koyacağız. Ha, yüklemimizi you like watching. Tabii burada özlemimizin yüklemimizin like olduğunu bilmek biraz zor tabii. You like watching movies. Sen film izlemeyi seversin. Ama soru soracağız. O zaman hop do'yu başa koyuyoruz. Do you like watching movies diyoruz ve bitti. Yani sadece sorularda bir başa bir artistik yapan bir şey geliyor. Soru ya bu değişiyor mesela. My name is my favorite movie is Spider-Man. Is'i başa koyuyorsun. Is your favorite soru movie oluyor. Spider-Man diyorsun. Bitiyor gidiyor. Yani takla atıyor esasında. Şimdi burada da yine bir sorumuz var. Ama soru ifadesini sağlayan bir şey olması lazım. Yani would gibi, how, which, when, what, why, where gibi. Burada sorumuzu sağlayan şey how many yani kaç tane diyor. How many'yi başa koyduk, tamam mı? How many'yi koyduktan sonra şimdi normalde soruyu koyduk ama normalde cümleyi sıra kurallı hale getirmemiz lazım. Ne yapıyorduk? Yüklem ne, özde neydi? Movies. Movies'i başa koyduk. Yüklem movies are on this week. Şimdi bak burada normal cümle böyle. How many movies are on this week diyoruz ve soru hale geliyor. Tabi buradaki örnekleri biraz zor sormuşuz. Bunlar birazcık ezbere dayalı bilmen gerekecek şeyler. Ama temelinde ben sana temelini de vermeye çalıştım. Bak ikinci sıralarda hep böyle bir yüklem var soru cümleleri hariç. Bunu da dikkat etmeni istiyorum. Geçiyoruz başka bir soruya. Şimdi read the sentences cümleleri okuyun diyor. And circle the correct option ve doğru seçeneği işaretleyin diyor. Şimdi burada gerçekten if'li bir cümle kullanmışız ve if clause var. Yani eğer. If you have a toothache, eğer diş ağrın varsa you shouldn't, yapmamalısın. Brush your teeth, dişini fırçalamak. Eat candies and chocolate. Şeker ve çikolata yemek. Sence hangisi evladım? Bence şeker ve çikolata yememeliyiz hocam. Harikasın zikisin. O zaman cevabımız Bursa. If you have a gut fever yani ateşin varsa you need to take sirkeli bez koymamız gerekiyor. You take warm shower bir ılık nedir onun adı duş. Don't you need to drink mint and lemon tea. Sence hangisi? Bence aşık hocam. Aykırı, harikasın. Niye? Çünkü öyle bir, güzel bir serin bir duş alsın ki kendine gelsin. Aynen güzel. Sen sabahları duş almıyorum demiştin. Akşamları alıyorum yatarken hocam. Aynen yatarken duş almak değil. Kafana da bere takıp yatıyorsundur herhalde. Kafama bere takmıyorum hocam. Annem geliyor başımı okşuyor. O şekilde uyuyorum. Gerçekten. Ben bir türlü büyüyemedim hocam. Ama senin içindeki çocuk da büyümemiş yani. Büyümedi hocam. O yüzden aynen. Notlarım da o yüzden hiçbir türlü gelişmiyor. Sanki hep ikinci sınıftaymışım gibi. Hayır sıkıntı yok. Sen hala bizim için birinci sınıf bir insansın. Sağ olun. Tonguç da öyle. Elit sen biriyim galiba. Kaliteli bir insansın. Ama şu anda artık beşinci sınıftasın. Saçma sapan konuşma. Şimdi read the sentences and circle the correct option. Yani cümleleri oku ve doğru seçeneği işaretle alışılmasına devam ediyor. İkinci defa bir daha yazmışlar. Bizim de kafamız karışıyor. Zaten 1-2-3 soru geçtik. Allah'ım yarabbim ya. Şimdi kızım burada. Bazen ben de sinirleniyorum. Evet ben de insanım sonuçta. If you have a backache yani sırtın ağrıyorsa. Hani ek ağrıydı ya. Toothache diş ağrısıydı. Headache baş ağrısıydı. Backache de sırt ağrısı. You shouldn't yapmamalısın. Have a rest dinlenmemelisin. Ya da you shouldn't have you shouldn't carry heavy things. Ağır şeyler taşımamalısın. Hangisi sence? Ağır şeyler taşımamalıyım hocam. Bu kadar basit sorular gerçekten çok basit. Yoksa arkalarım ağrı yani. Bekten yani, aklımıza gelsin. Evet, sırt tarafı arka. Sırtım yani belimiz diyebiliriz. Belimiz ağrı diyebiliriz. If you hurt your leg eğer bacağını incittiysen you shouldn't play football. Top oynamamalısın. You shouldn't see a doctor. Bir doktora gitmemelisin. Ya saçma sapan sorular gerçekten. Bunu ben bile bildim yani gerçekten. Tebrik you should ederim. Play football. Teşekkür ederim. Ben tebrik ettim sana. Zor soruları ben yapayım. Sana da çok zoru kalmasın istedim. If you are cold. Eğer üşüttüysen ki bu senin genellikle yaptığın şey. Evet. You need a blanket. Bir blanket ne demek hocam acaba? Blanket battaniye. Battaniye. Battaniye olduğuna göre. Sence sen battaniyeye mi ihtiyacın var yoksa tişü. Tişün ne olduğunu biliyor musun Tankut evladım benim? Bilmiyorum galiba hocam. Tişu, bak normalde bir çıkardığı sesten belli. Tişu normalde böyle şey demek, nedir onun adı? Mendil demek, mendil tamam mı? Ha. Fakat sen burada mendille olmaz yani. Üşüttüysen mendille kurtaramaz sadece burnun sesi. Ne yapman lazım? Bir battaniye ihtiyacın var. Evet. O yüzden cevabımız battaniye. Diyoruz da geçiyoruz saatlere. Oh be! Şimdi saatleri göreceğiz. İlk başta saatlerle alakalı kuralımız neydi? Tam saati gösteriyorsa, mesela 3'ü gösteriyorsa it is 3 o'clock diyorduk bitiyordu. Ama maalesef ki bize zor sorular koymuşlar. Biraz zor sormuşlar hocam. Ama sıkıntı yok yapacağız. Şimdi birincisi öncelikle bunların Türkçe kaç saat olduğunu biliyoruz zaten. Bu mesela onu öğrenmedim hocam ben unutmuşum ya. Tamam o zaman diğer dersimize görüşmek üzere diyoruz. Şimdi Türkçe saatleri için Türkçe dersine bağlıyoruz. Şaka evladım bunu hemen söyleyelim. Şaka. Bu 7.30 öyle değil mi? 7.30 olduğuna göre. Hocam 7.30 mu 8.30 mu? 7.30 baksana 8 ile 7 arasında şöyle. Şuraya tam ok buraya denk geliyor. 7.30. Şimdi bak ne diyeceğiz? It is diyeceğiz bir kere. En başta it is'i yazıyoruz. Hepsinde bir kere it is'i yazdık. It is'i yazalım. Hiç bu sekmeyeceği için bunu baştan fabrikadan gönderelim. En azından buradan puan alırız değil mi? It is buçuk geçiyor diyeceğiz. Half
past, geçmek past ya. Kaç? 8. It is half past 7 diyoruz. Yani 7'yi buçuk geçiyor dedik. Bitti gitti. Şuna bakalım. Bu sefer işte 1'i 45 geçiyor demez ya. 2'ye çeyrek var diyeceğiz. Bu sefer it is quarter. Çeyrek var mı? Geçiyor mu? Çeyrek var. O zaman 2'ye çeyrek var hocam. It is quarter to 2 diyoruz. Niye 2 dedik? Çünkü var olduğu için. Kala yani. Eğer geç olsaydı pas derdik. Şuna bakalım. Bu sefer 2'ye 10 geçiyor değil mi? It is 10 past. Bak 10 geçiyor. 2. 2'ye 10 geçiyor. Burada ne var? 1'e 10 var. It is 10 to 1. Yani 1'e 10 var. 10 to 1. 2 dediğimiz zaman kala oluyor. Past aynen, dediğimiz zaman aynen. Geçiyor hocam. Harikasın Kadir. Burada da 7'yi 35 geçiyor. O zaman it is 35 dememiz lazım. Çünkü 35 geçiyor. It is 35. Geçene demekti? Past. Değil mi? Kaçı geçiyor? 7'yi. O zaman it is 35 past 2. 7.35 diyebiliyoruz. Ve geçtik başka bir soruya. Şimdi read the sentences and order Sally's daily activities. Yani cümleleri okuyun diyor ve Deli'nin günlük aktiviteler için saatler sıralayın, saatler söyleyin diyor. Daha doğrusu bunları günlük sıraya koyun diyor. Şimdi she goes to bed early diyor. Yatağa gider erkenden diyor. Bu o zaman ilk şey olamaz günlük işte. Olsun. Yatağa erken. Bu en son yapacağı şey muhtemelen. She has lunch at school canteen. Okulun kantininde öğle yemeği yer diyor. She has dinner. Akşam yemeği. She wakes up early. Erkenden uyanır diyor. Bak bu biri olabilir değil mi? Şuraya bir olabilir. She goes to school. Okula gider. Okula gider. Kahvaltı eder. She has breakfast. Muhtemelen şunlar bundan sonra gelecek. She washes her face and hands. Yüzünü ve ellerini yıkar. She gets her school uniform. Okul üniformasını giyer. Her classes start. Hocam ben gözüm kapalı üniformaya giydiğim için o değişebilir birazcık. Aynen yani. İnsandan insana. Ama şimdi Sally için düşünüyorum. Sally için sallayalım. She does her homework after dinner. Ödevini öğleden sonra yapar diyor. Akşam öğleden sonra yapar diyor. O zaman önce bir uyandıralım bence. She wakes up early. Bu da Sally bu arada. Pardon bu Sally değil bu abisiymiş. She wakes up early. Erkenden uyandı. Sonra bir yüzünü yıkatalım bence. Değil olur mi? Kendine hocam. Gelsin. Sally yüzünü yıka. She washes her face and hands. 2. Ardından bir kahvaltı yapsın. Aç aç göndermeyelim çocuğu. She has breakfast. Kahvaltısını yaptı. Sonra ardından hemen yatağa gönderelim uyusun öyle değil mi? Erken olur birazcık. Erken. O zaman erken bir okula olur. Gönderelim bir okula o zaman. Okula gitmesi lazım. Hatta üniformasını giymesi evet, lazım. Evet okula da pijamayla gidemez. She gets her school uniform. Ardından da okula gönderelim. Hadi bakalım güle güle. She goes to school. Okula gitti. Okula gitti ama okula gider gitmez ne yapacak? İlk başta derse başlaması lazım. Her class start. Dersleri başladı. 6. Ardından... Şaşıracaksınız diye çok korkuyorum hocam. Hepsi karman çorman olur yoksa. Ama şaşırmadınız aynen. Hocam. Aynen. She has lunch at school canteen. Okul kantininde bir öğle yemeğisin. Dersler başladıktan sonra biraz öğle yemeğinde öğle yemeğisin. Tamam, tamam bunu yedi dedik. Sonra artık okuldan dönüyor. She comes back to school. Tamam burada sıkıntı yok. Bunu yazmamışlar. Eve gelince ne yapacak? İlk başta hemen yatağa mı girecek bir yemek mi yesin? Bir yemek yesin hocam. Hadi ya. Affettim diyorsun. Yazık. O zaman bir yemek yiyelim. She has dinner. Akşam yemeğini yedi. Ödevini yapmadan yazsın değil mi? Direkt she goes to bed öyle. En güzeli hocam. En hiç güzeli. Uğraşmasın. Ama burada, temiz. Bir saat ama yatar. Burada Tonguç'tan ve senden bahsetmiyoruz. Sally'den bahsediyoruz. Sally abisi. Hocam bize uyarsa gibi, hayatını yaşar söyleyeyim. Aynen aynen. Sally abisi Veli gibi çok akıllı bir kız. O yüzden she does her homework after dinner. Akşam yemeğinden sonra ödevini yapıyor. Sonra da cumburlop yatağa gidiyor. Ne dişini fırçaladı. Yani gecelerde hiçbir şey demedi ama olsun. Yine de dişini fırçalasa iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Şimdi burada bir diyalogumuz var. Mrs. Brown and Steve's mother, Bayan Brown ve Steve'in annesi are talking on the phone about his health problem. Ha, Mrs. Brown muhtemelen hocası, yani Steve'in İngilizce hocası ve bir hastalanmış herhalde Steve, onun hakkında konuşuyorlar. Şimdi sen ol, nedir onun adı? Ben Mrs. Brown olayım, Mary Brown olayım, İngilizce hocası olayım. Tamam, tamam hocam, ben kim oluyorum? Sen de ol, Steve'in annesi ol, tamam? Gerçekten benim. Ben şimdi tamam güzel başlayalım. Başlayalım. Şimdi ben başlıyorum. Hi, I'm Mary Brown. I'm Steve's English teacher. He is absent at school. Is there any problem? Yani ben diyorum ki merhaba ben Mary'nin annesi, Mary Brown. Ben Steve'in İngilizce hocasıyım. Okulda yoktu bugün. Bugün yoktu. Bir problem var mı? Ne oldu diye soruyorum. Sen cevap ver bakalım. Hi Mrs. Brown. He is not feeling well today. Sen de gerçek bir anne gibi merhaba Bayan Brown dedin. O bugün iyi hissetmiyor dedin. Güzel. What's wrong with him? Onun sorunu nedir diye soruyorum sana. He has a terrible stomach and also he has got a sore throat. Harikasın. Onu okuyamadım. Anlıyorum. Diyorsun ki sen de o berbat bir boğaz ağrısına sahip terrible stomach ache and also he has got a sore throat. Yani bir boğaz ağrısı var diyorsun. Throat. Tamam. Throat. Güzel. Şimdi ben de diyorum ki
I'm sad to hear that. Bunu duyduğuma gerçekten çok... Pardon, bunu duyduğuma gerçekten çok üzüldüm. I think she should stay in bed. Bence yatakta kalmalı. And he needs to drink warm something. Ve sıcak bir şeyler içmeli. He should have a rest at home for a few days. Ve okulda bir... işte evde biraz dinlenmeli, birkaç gün dinleniyorum. Niye? Çünkü öğretmen yüreği dayanamıyor çocuğuna. Steve de sonuçta kendi yavrusu. Sen söyle bakalım. Thank you for your advice, Mrs. Brown. Teşekkür ederim tavsiyeniz için Mrs. Brown diye cevap veriyorsun. Gerçekten annesi de sevindi. Oh, beleşten raporu kaptı. You're welcome. I'm happy if you say Steve my get well soon wishes. Çok o sizin güzelliğiniz diyor. Ben mutlu olurum eğer Steve'e söylerseniz iyi dileklerimi diyor. Evet, sen söyle. I see it. See you Mrs. Brown. Söyleyeceğim. Görüşürüz Mrs. Brown. Selamun aleyküm diyor. O da aleyküm selam. See you diye cevap verdi. Şimdi bu saçma sapan diyaloğu neden okuduk? Çünkü sorularımız var. Birincisi diyor ki Steve feels bad today. Bugün Steve kötü hissediyor diyor. Bakalım Steve gerçekten bugün kötü hissediyordu. Niye? Çünkü he is not feeling well today. O zaman buraya birincisi true'yu yazıyoruz. Sonra he is not at school now because he is ill. Bakalım şunları alalım şuradan bir iki birincisi. Onu tamamen al tankçı orada tamam. Okulda yok çünkü o hasta mı? Bakalım gerçekten hastaydı. O zaman buraya da true diyebiliriz. Steve's mother has a terrible stomach ache. Steve'in annesi berbat bir boğaz ağrısına sahip. Hayır, Steve'in annesi değil. Steve'in kendisi. He has a trouble stomach ache diyor. O zaman burası false. Mrs. Brown should stay in bed. Yani annesi Mrs. Brown yatakta durmalı diyor. Pardon, hatta öğretmeni yatakta durmalı diyor. Öğretmen niye yatakta dursun? Steve hasta olmuş. Allah'ım yarabbim. Bu da false. Steve shouldn't drink. Şurada should not drink. Cold something. Soğuk bir şeyler içmemeli. Evet, burası da true. Niye? Çünkü hasta olmuş. Boğaz ağrıyor. Boğaz ağrıyan bir insan asla soğuk bir şeyler içmemeli diyoruz. Şimdi Tankuç'um ben sana biraz ödev vermek istiyorum. Bunlarla değil alakalı hocam. Birincisi akıl notlarında İngilizce ile alakalı tüm çalışman gereken konuları gönderin gelsin. İkinci dönemde yazdık. Bak burada gördüğün gibi movies ünitesiyle başlıyor. Important adjectives bunlar var. Ama bunu yazılan önce yanına çalışman için gösterdim. Fakat temelinde sana esas ödev vereceğim iki temel kitap var. Birincisi 0'dan 5'e İngilizce'den 0'dan 5'e tüm dersler kitabından İngilizce kısmını açıyorsun Tankuç hocam. Tamam hocam. Burada ilk başta My Daily Routine ünitesinden başlıyoruz. Bak burada bilmen gereken kelimeleri güzel bir şekilde çalışıyoruz. Sayfa 316'dan. Sonra sayfa 319'daki yine Daily Routine ile alakalı işte hani az önce yapmıştık ya evet. He washes his face, he has breakfast falan. Bunları güzel bir şekilde öğreniyorsun. Ardından buradaki soruları çözüyorsun. Bak saatleri de burada gösterdik. Rakamları da gösterdik. Ardından health'e geçiyoruz. Health'teki kelimeler de çok önemli. Bunları önlü arkalı çalışabilirsin. Bunları yanında taşıyabilirsin. Bunlarla kart yapabilirsin. Bunları çalıştıktan sonra işte... Ear nedir, tooth nedir, tongue, stomach, knee, leg, foot bütün bu kelimeleri güzel bir şekilde öğrenmelisin. Hepsi görselle anlatıyor. Evet. Çok güzel bir şey. Aferin. I have a broken leg, bacağım kırıldı, I headache, sore throat, cold, runny nose yani akan bir burun. Bunların hepsini güzel güzel söyledi, çalıştıktan sonra burada sayfa 329'daki soruları yapıyorsun. Bir de movies ünitesi kelimeleri çalışıyorsun. Burada senin için filmleri gösterdik. Ardından da burada diyaloglarımız var. Yani sayfa 337'ye kadar 0'dan 5'ten çalışıyorsun. Bunda çalıştığımı tamamdır hocam. Hayır. Bir de Zoru Bankası var. Bir dakika elini korkak alıştırma. Zoru Bankası'nda da aynen. Zoru Bankası'nda da Tankut evladım. Yine Movies ve Health'ten önce My Daily Routine'den başlıyoruz. Burada az ödev vereceğim. Sayfa 240, 241, 242'den devam edip sonrasında bu Health... Bayağı az verdiniz hocam. Evet. Burada yani part time'a kadar sayfa 241'den 251'e kadar 10 sayfayı Zoru Bankası'ndan çözmelisin. Bu arada Tankut evladım benim. Biliyorsun ileride sınavlara gireceksin. Gireceğim hocam. Ve şu anda 4. sınıfta, 5. sınıfta da hatta geçen sene 4. sınıfta da bile mutlaka deneme sınavlarına girdin. Sana okulda veyahut da eğitim aldığın yerlerde, kolejde deneme sınavları yapıldı. İleride gireceğin sınavlar alakalı sana biz prova sınavları hazırladık. Yani gerçek sınava uygun, yeni tarz, yatay, infografik, görsel soruların olduğu ve aynı zamanda gerçek sınava tam prova yaptığı içerisinde böyle optik formların olduğu mükemmel bir deneme hazırladık. Dörtlü motivasyon denemeleri. Bunlar senin motivasyonunu artıracak. Süper hocam. Ve yeni tarz sorular olduğu için bu soruları çözdükten sonra 6. sınıfta, 7. sınıfta, 8. sınıfta bursluluk sınavlarında veya çok daha ileride gireceğin sınavlarda ve aynı zamanda okul yazılarına başarılı olacaksın. Bunu da sana genel bir ödev olarak görüyorum. Bu yazıldan antrenman ziyade. Şeklinde antrenman hocam. Şeklinde. O zaman yazılıya güzel bir şekilde hazırlandık. Şimdi ödüllü sorumuzu yap, yorumları yolla. Hadi bakalım evladım sana güveniyorum.